Herkese selamlar. Burcu Babal ben. Bugün nasılsınız? Bugün kanalda ilk defa olmak üzere bir Kore dizisinden bahsedeceğim. İsmi Her Private Life. Aslında ben geçtiğimiz yıllarda yoğunlukla Kore dizisi izlemiş birisiyim. Hatta Episode dergi için Kore dizileri üzerine eleştiriler yazıyorum. Geçtiğimiz dönemde izlediğim ve çok sevdiğim Kore dizileri oldu. Ancak maalesef son 2 yılda, özellikle 2008 ve 2019'un ilk yarısında çok fazla hoşuma giden Kore dizisiyle karşılaşmadım. Heyecanla beklediğim diziler biraz fos çıktı. Bunun dışında sürpriz yapan birkaç dizi olsa da genel olarak son dönemde Kore dizilerinin biraz düşüşte olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum siz bu konuda ne düşüneceksiniz? Açıkçası İzlemeye başladığım dizilerden çok keyif alamıyorum. Ya da diziler bir süre sonra sıkıcı bir hale geliyorlar benim için. Dediğim gibi çok fazla iyi diziyle karşılaşmadım. Belki bu benim tercih ettiğim dizilerden kaynaklanmıştı. Sizin de bu konuda düşüncelerinizi bekliyor, yorumlarda görmeyi umut ediyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben mi iyi dizileri kaçırıyorum yoksa gerçekten Kore dizilerinde bir düşüş mü yaşanıyor? Şimdi gelelim bugün bahsetmek istediğim Kore dizisi olan Her Private Life'a. Diziden bahsedildiğini Twitter'da gördüm. Dizinin bir fan girl hakkında olduğunu öğrenince de izlemeye karar verdim. Öncelikle genel olarak biraz diziden bahsedelim. Her Private Life bir TVN kanalı dizisi. Toplam 16 bölümden oluşuyor. 10 Nisan'da yayınlanmaya başladı. Şu ana kadar 14 bölümü yayınlandı. Gelecek hafta son 2 bölümü de yayınlanıp dizi final yapacak. Her Private Life, nunafan.com isimli webtoon'un uyarlaması. Dizinin başrollerinde Park Min-young ve Kim Jae-wook var. Park Min-young hanımefendiyi daha önce What's Wrong with Secretary Kim ve Healer dizilerini de izleyip oldukça beğenmiştim. Bence kendisi oldukça sempatik bir kadın oyuncu. Fena da bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Ancak Kim Jae-wook beyefendi daha önce herhangi bir dizide izlemedim. O yüzden onun hakkında bir fikrim yok oyunculuğu hakkında. Daha önce yer aldığı dizileri de çok bilmiyorum açıkçası. Bence bu ikisi fena bir çift olmamışlar. Başrollerde ikisini de beğendiğimi söyleyebilirim. Gelelim dizinin hikayesine. Park Min-young hanımın canlandırdığı Son Dok-mi karakteri bir sanat galerisinde çalışan bir küratör. Kendisi 30'lu yaşlarında, işinde başarılı, işiyle ilgili istekli olan bir kadın. Ancak onun bir sırrı var. Kendisi bir fangirl. Yani işinden arta kalan özel zamanlarında, kendi özel zamanlarında fangirl'lük yapıyor. White Ocean isimli bir K-pop grubundan Cha Si-an isimli üyenin fan sitesi Dok-mi ve kendisi etkinliklere giderek fotoğraflar çekiyor. Bu fotoğrafları işleyip kendi sitesinde yayınlıyor. Ve kendince Cha Si-an'ın tanınması, sevilmesi için elinden geleni yapıyor diyebiliriz. Kendisi fangirl'lük yaparak mutlu olan, hayatın zorluklarıyla fangirl'lük yaparak başa çıkmaya çalışan profesyonel bir fangirl. Diğer taraftan Ryan Gold isimli karakterimiz, erkek başrolümüz yani, kendisi eski bir ressam ama daha sonra kariyerine sanat galerisi yöneticiliği alanında devam etmek istemiş ve Dok-mi'nin çalıştığı sanat galerisinin yeni yöneticisi olarak hikayemize dahil oluyor. Dizi hakkında bir video çekmeye karar verdiğim zaman aslında diziyi oldukça severek izlediğimi düşünüyordum. Aslında çok da yalan sayılmaz. Çünkü en başlarda özellikle bu fangirl'lük, kadının fangirl olduğunu iş hayatında saklama çabası, ailesinin ve arkadaşlarının verdiği tepkiler, işte neredeyse bir ikili hayat yaşıyor olması durumu, dizinin fangirl'lük hakkında söylediği şeyler derken diziyi keyifle izliyordum, eğleniyordum da. Ve dediğim gibi başrol çifti de sevdim ki bundan daha sonra da bahsedeceğim. Ancak diziyle ilgili video çekmeye karar verip de düşüncelerimi toparlamaya, aklımda kurgulamaya başladığımda fark ettim ki diziyle ilgili sevmediğim şeyler sevdiğim şeylerden
Daha fazlaymış. Yani bu videoda diziyi övdüğümden daha çok yereceğim korkarım. Neden böyle söylüyorum? Bunların hepsine geleceğiz. Ancak şu anda uyarımı yapayım. Videonun bundan sonraki kısmı dizinin şu ana kadar yayınlanan yani 14 bölümünü izlememiş kişiler için spoiler nitelikli bilgiler içeriyor olabilir. Eğer tadınızın kaçmasını istemiyorsanız lütfen videonun kalan kısmını izlemeyin. Sonra işte neden spoiler verdin de berbat ettin diye bana kızmayın diye söylüyorum bunu. Şimdi öncelikle dizinin beğendiğim kısımlarına gelelim. En başından söylediğim gibi birincisi başrol oyuncuların arasındaki kimya. Bence ikisi çok iyi bir çift olmuşlar. Sevdim onların arasındaki ilişki, kimyalarını sevdim. Uyumlu bir çift. Hem bence oyunculuk olarak iyiler. İki oyuncu da birbiriyle iyi anlaşmış. Hem de dizide yaratılan karakterler ve onların arasındaki ilişki de iyi. Uyumlu bir çift. Güzel bir çift olmuşlar. Bunda bir sıkıntı yok. Bunu sevdim. Zaten en önemli kısımlarından bir tanesi bu. Bir diziyi izlenir kıla. Gelelim ikinci kısma. Yine daha önce dediğim gibi dizinin en çok sevdiğim kısımlarından biri de fan görlüğü anlatış şekli. Ben kendim de 30 yaş üstünde çalışan bir boş zamanlarında fan görlük yapan bir insan olduğum için tabii bir fan site değilim. kendimi Son Dokmi ile özdeşleştirebilecek çok fazla şey bulduğumu söyleyebilirim. O yüzden onu bu hikayeyi izlemek benim için eğlenceli oldu. Tabii bir diziyi izlenir kılmak için bu ikisi yeterli mi? Sanırım değil. Gelelim dizinin beğenmediğim kısımlarına. Şimdi önce şunu söyleyeyim. Kore dizilerinde klişe kullanımı sizin de malumunuz. Bu işin olmazsa olmazı diyebiliriz. Okey. Kore dizilerinde klişeler var. Bunu kabul ediyorum. Hatta bir noktaya kadar bunu seviyorum da. Hatta bence Kore dizilerinin bu kadar izleniyor olma sebeplerinden bir tanesi de klişelerin bu şekilde kullanılıyor olması. Okey, dediğim gibi. Bunda bir sıkıntı yok. Ama nedense bu dizide hem çok fazla klişe kullanılmış hem de kullanılan klişeler benim sevmediklerimin arasında. Hem de sanki şöyle düşünebilirsiniz. Ellerinde bir klişe listesi var ve diziyi yazarken böyle yanına tik atmışlar gibi. Şunu da kullandık. Evet, bu eksik kalmasın. Bunu da kullanalım. Evet, o da olsun. Bunu da kullanalım diye. Neler var tabii. Neler var bu klişeler arasında? Bir defa tabii ki soğuk, kibirli, yukarıdan bakan bir erkek başrol karakterimiz var. Onun karşısında daha sempatik, daha sevilebilir bir kadın başrolümüz var. Tabii ki aralarında kavgayla başlayan bir ilişki var. Bunların hepsi, artık bunları yadırgamıyorum, kabulleniyorum. Bunlar okey. Ancak sevmediğim klişelerin başında şu geliyor. Yine başarılı bir ressamken yaşadığı bir travma sonucunda anlamını bilmediğimiz, daha önce duymadığımız psikolojik bir rahatsızlık geçirmiş bir erkek karakter var karşımızda. Neyse bu artık psikolojik rahatsızlığı resim yapamamaya başlıyor. Bunun gibi kaç tane dizi izlediniz şimdiye kadar? Yani sanırım karşımıza çıkan 10 diziden 7'sinde 8'inde travmatik bir olay karşısında gelişmiş, daha önce duymadığımız bir psikolojik rahatsızlık vardır. Neyse bu bile anlaşılabilir bir noktaya kadar. Şimdi en sevmediğim iki klişeden bahsedeceğim. Bunlardan ilki, bu Son Dokmi ve Ryan Gold karakterlerinin çocukluk arkadaşı ve hatta belki de çocukluk aşkı olarak izleyiciye sunulacak olması saçmalığı. Siz de fark etmişsinizdir diziyi izlerken, artık izliyorsanız tabii. Bazı flashbackler geliyor akıllarına, hem kadın başrolün hem erkek başrolün. Bu flashbacklerde bir çocukluğa dair anılar, şakalaşmalar, oyun oynama durumları var. Ve eminim ki bunu şeye bağlayacaklar. Aslında onlar çocukken arkadaştılar ama birbirlerini kaybettiler. İşte tekrar kavuştular. Buna ne gerek var? Gerçekten anlamıyorum. Kore insanında bir çocukluk aşkı ya da ilk aşk olma
isteği mi vardır? Nedir? Hani nedir bu klişe bu kadar takmış olmaları bilmiyorum ama ben çok bunaldım çünkü bunu çok fazla kullanıyorlar. Bence bu hikayede özellikle hiç gereği yoktu. Yani onlar çocukluk arkadaşı, çocukluk aşkı olmasa da biz bu hikayeyi inandırıcı bulacaktık zaten aralarında gelişen o sevgiyi, aşkı. Zaten inandırıcı bulacaktık. Buna gerek olmadığını düşünüyorum ve inanılmaz zorlama olduğunu söyleyebilirim. En sevmediğim bu oldu. Bu arada henüz bu kanıtlanmadı ama eminim ki yani %98 böyle çıkacak. Ve gelelim ikincisine. Şimdi beni Twitter'da takip ediyorsanız en sevmediğim şeylerden bir tanesinin bu üvey kardeşler arasındaki aşk hikaye örgüsü olduğunu söylemeliyim. Uzak Doğu dizilerinin büyük kısmında ister heteroseksüel ilişkiler anlatılsın, ister homoseksüel ilişkiler anlatılsın, böyle bir yaklaşım var. Böyle bir, ne denir buna artık, fetiş mi denir bilmiyorum. Ama nedense üvey kardeşleri birbirine aşık etme hikaye örgüsünü sürekli kullanıyorlar. Ve ben bunu hakikaten ensesten hiç farklı bulmuyorum ve iğrenç bir şey olarak görüyorum. Şöyle ki, iki kişi kardeş olarak büyütüldüyse eğer, aralarında kan bağı olmasa dahi onlar kardeş olarak büyütülmüşler. Yani bir yaşından, iki yaşından itibaren bütün hayatlarını birlikte yaşamışlar ve kardeş olarak yetiştirilmişler ve siz onları birbirine aşık ediyorsunuz. Ve bu dünyada evlat edinilerek bir ailede kardeş olarak büyümüş pek çok insan var. Ve ben onların aralarındaki kan bağı, aralarında bir kan bağı olmaksızın kardeş olduklarını düşünüyorum. Ve siz düpedüz kardeş aşkı hikayesini romantize ederek anlatıyorsunuz ve bu hakikaten iğrenç bir şey. Biraz fazla sinirlenmiş olabilirim. Dediğim gibi bu sadece Kore dizilerinde de yok. Çin dizilerinde, Tayvan dizilerinde, Tayland dizilerinde de var. Romantize edilmiş bir şey. Neden olduğunu bilmiyorum ve bence çok gereksiz. Hatta artık Amerikan dizilerinde de kullanmaya başladılar galiba. Ve çok normal bir şeymiş gibi hikaye ediyorlar. Umbrella Akademi'de de vardı. Ama dediğim gibi benim için ve hatta dünyanın kalanı için de kardeş olarak büyütülmüş, evlatlık da olsalar, aralarında kan bağı olmasa da kardeş olarak büyütülmüş iki kişi kardeştir. Ve aralarında doğan aşk, sevgi, kardeşlik dışındaki herhangi bir ilişki de ensesten farksızdır. Ve bunun kullanılmasından hakikaten gerçekten çok rahatsızım. Dizide de işte dediğim, dizide de bu olay maalesef var. Zaten şunu söyleyeyim, bu dizideki ikinci başrol beyefendi, ismi için kopya çekeceğim, bir saniye müsaade edin lütfen. An Bo Hyun tarafından canlandıran Nam Ungi karakteri, Son Dokmi'nin birlikte büyüdüğü bir bey kendisi. Annesi kendisine bakamıyor, o yüzden Dokmi'nin ailesine emanet ediyor. Bu işte bir erkek bir kız, ikisi kardeş olarak büyüyorlar. Gerçekten de bütün hayatlarında, bütün hayat yolculuğunda da birbirlerine destek olarak bugüne geliyorlar. Bu Nam Ungi karakteri sanırım en sevmediğim ikinci başrol olabilir. Bu kadar antipatik bir karakter olamaz sanıyorum. Ki biliyorsunuz ki biz Kore dizi izleyicileri ikinci erkek başrollere düşme konusunda hep düşmekteyiz yani. Hep ikinci başrolleri normal başrollerden daha çok seviyoruz. Bu hariç olmamış. Neyse, Nam Ungi gidip Dokmi'nin en yakın arkadaşıyla konuşurken, daha doğrusu Dokmi'nin en yakın arkadaşı onunla konuşuyor. Acaba sen bu kızı seviyor musun diye. Ve kadın aynen şunu söylüyor. Ne kardeşliği, siz tek damla kan, ortak kan taşımıyorsunuz ki diyor. Adam hiç yadırgamıyor. Adam hiç yadırgamadığı gibi adam gidip Son Dokmi ile konuşuyor. Ondan hoşlandığını söylüyor. Ona olan hislerini ona anlatıyor. Ve Dokmi de demiyor ki
Yahu biz kardeşiz, biz kardeş olarak büyüdük. Nasıl olur da sen böyle bir şey hissedersin demiyor. Sadece şaşırıyor. Velhasılı sonuç olarak dizideki en sevmediğim kısımlardan bir tanesi de bu oldu. Doğru söylemek gerekirse açık olmak istiyorum bu konuda. Ben bu tür durumların, bu tür hikayelerin romantize edilerek anlatıldığı dizilere destek olmak istemiyorum artık. Sonuçta sevdiğim sevmediğim dizilerden bahsediyorum. İnsanlar bunları kale alıp buna göre dizileri izlemeye ya da izlememeye karar verdikleri oluyor. Bazı insanlar söylediklerime önem verdikleri için. Dolayısıyla bu çeşit hikaye örgülerinin yer aldığı dizilere ben destek olmayacağım. Bundan sonra, bundan önce de söylemiştim sanıyorum, Twitter'da yazmıştım. Velhasılı bu diziyi bu açıdan çok eleştiriyorum. Bu tür durumların artık hiçbir dizide kullanılmasını istemiyorum. Çok rahatsızım. Bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz? Farklı bir düşünceniz varsa lütfen yorumlarda bildirin. Şimdi toparlayacak olursak, başrol çiftimiz çok tatlı bir çift. Kimyaları güzel. Hikaye, ha şunu da söylemeyi unuttum. Hikaye bir komedi dizisi olarak başlıyor. Romantik komedi var karşımızda. Ama nedense klasik bir vasat bir Kore dizisi, bir K-drama olarak ilerleyen bölümlerde birden dramaya kayıyor. Niye bunu yapıyorlar anlamıyorum. Hatta şöyle söyleyeyim, son 14. bölümü izleyemedim. Sıkıldım izlemekten. Tamam, drama da bunların, bu Kore dizilerinin bir parçası. Bunu da kabul ediyorum. Romantik komedi de olsa, komedi de olsa, ne olursa olsun mutlaka dramayı kullanmak istiyorsunuz. Bunu da anlıyorum. Ama yani biz bu diziye bir komedi dizisi diye başladık. Eğlenmek için, gülmek için başladık. Bizi niye ağlatmak istiyorsunuz bu kadar? Bunun anlamı ne? Buradan Kore dizi yapımcılarına sesleniyorum. Artık bunu yapmayın. Şaka bir yana. Dediğim gibi işte son artık herhalde bir 10. bölümden sonra iyice dramaya bağladı. Nereye bağlayacaklar, nasıl? Aslında nereye bağlayacaklar da değil. Hani Ryan Gold'un annesi kimdir artık biliyoruz. Şu an resmen dışarıdan overlock makinesi ayağınıza geldi, sesi geliyor. Rezillik. Bu olayın ardından ben de sözlerimi toparlayarak bitireyim. Başrol çiftimizi sevdim. En baştaki hikayeyi sevdim. Ama nedense işte son bölümlere doğru hikayenin temeli olan fangirllik tamamen ortadan kalktı. Niye böyle oldu bilmiyorum. Gülecek pek bir şey de kalmadı. Dizide çoğunluğu drama haline geldi. Son söz. 10 üzerinden kaç veririm bu dizi için? Sanırım 5,5'tan 6 falan veriyorum. Tabii karar size kalmış. Ama şöyle söyleyeyim, herhalde bir 10. bölüme kadar, 11. bölüme kadar keyifle, rahatla izleyebilirsiniz. Ondan sonra ufaktan sapıtmaya başlıyor dizi. Anlattıklarım ışığında artık siz karar verin, izlemeye değer mi, değmez mi diye. Burada bitireceğim artık. Lütfen yorum bırakın. Kanalımın 1000 abone, 1000 takipçiye ulaşması çok önemli. Lütfen bu konuda bana yardımcı olun biraz. Eğer videolarımdan hoşlanıyorsanız lütfen kanalıma abone olun, paylaşın ve yorum bırakın. Ha, bir de şu soruyla bitirmek istiyorum bugünkü videomu. Sizce fangirllik nedir? Fangirllemek ne demek? Kendinizi bir fangirl olarak tanımlıyor musunuz? Ya da fanboy da olabilir tabii aramızda. Ne, erkekleri dışlamıyorum. Aramızda fanboy beyefendiler de olabilir. Sizce fangirllük ne demek? Yorumlarda cevaplarınızı görmeyi merakla bekliyorum. Şimdilik hoşça kalın. Çok konuştum, uzun konuştum, biraz sinirlendim. Umarım işinize yarar bir video olmuştur. Hoşça kalın. Gelecek hafta görüşmek üzere.